sosyal ve adaletli bir belediye yaratmak için yola çıktık. Hem adaleti sağladık belediyemizin içerisinde, hem de sosyal bir belediye yaratmanın da verdiği bir güçle, inançla bugünlere kadar geldik. 2014 Temmuz ayında göreve geldiğimizde çok farklı bir Mehmetçik Belediyesi vardı. Gerek idari gerek mali sorunlarla her gün yüz yüze kalan, çok sıkıntılar içerisinde olan bir belediye vardı önümüzde. Gerek personelimize geriye dönük maaşları, sosyal hakları, onların yatırımları ile ilgili, gerekse de idari yapımızda çok olumsuzluklar vardı belediyemiz içerisinde ve bundan ötürü de çok ciddi bir verim eksikliği söz konusuydu. Bu dönem içerisinde önceliğimiz tabii burada çalışan personelimizin daha verimli çalışabilmesi için onların mutlu olduğu bir çalışma ortamı yaratmak oldu. Bugün belediyemiz çok güzel projeler üretebilme kapasitesine sahip. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin verdiği finansmanlar, gerekse KOBİGE'nin, Avrupa Birliği'nin verdiği finansmanlardan oldukça yüksek miktarlarda bir katkı sağlıyor belediyemizin içerisine. 2014 yılından 2018 yılına kadar 5 milyon TL'nin üzerinde proje karşılığı bir yatırım sağladık bölgemize. Bu bizim çapta, kırsal diyebileceğimiz bir belediye çapında çok ciddi miktardır. Bu da bizim belediyemizin ne kadar üretken bir belediye olduğunun en büyük kanıtıdır, en büyük ispatıdır. Bugün çok anlamlı projeler yapıyoruz. Bunların finansal kaynağını sağlıyoruz. Bu finansal kaynağı da çok kısa bir süre içerisinde yatırıma çevirebiliyoruz. Dinamik bir belediye oldu artık Mehmetçik Belediyesi. Sürekli kendini yenilemeyle, geliştirmeyle bölgemize yaşayan, artı bölgemize ziyaret için gelen vatandaşlarımızdan daha çok, onlara daha çok hizmet, bölgemizi tanıtıcı girişimler yapmak için burada yaşayan vatandaşlarımızın daha refah, daha yaşanabilir bir Mehmetçik'te, Mehmetçik Belediyesi'nde yaşayabilmeleri için çok dinamik bir belediye var. Çok önemli sosyal sorumluluklar yerine getiriyoruz. Sağlık ekibimiz haftanın 5 günü, hafta sonları da dahil, gerek bakım açısından bakıma muhtaç yaşlılarımıza, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza sürekli yerinde bakım hizmeti sağlıyor. Bugün evlerine defalarca girilmiş, her hafta periyodik bir şekilde bakımları yapılan birçok yaşlımız var bu hizmetten faydalanan. Bu Mehmetçik Belediyesi'nde bir ilkti ve benim için de çok önemliydi. 2014 yılında Mehmetçik Belediyesi 4 milyon 900 bin TL ile bir 2014 bütçesini yapmıştı. Bu her yıl artarak, her yıl bütçesini büyüterek, öz kaynaklarını büyüterek, yerel gelirlerini toplayarak, düzenleyerek çok daha farklı bir bütçe, çok daha farklı bir mali yapı içerisine girmiş bulunmaktadır. 4 milyon 900 bin TL ile başladığımız bütçemiz 2018 yılında 13 milyon 800 bin TL'ye çıkmıştır. Bu 2014'teki bütçeye oransal olarak baktığımızda takriben 3 katı büyüme demektir. Bunun sadece 8 kusur milyon TL'si kendi öz kaynaklarımıza aittir. Yani 2014'te toplam bütçemizin şu anda 2 katı kadar bir öz kaynak gelirimiz var. Bu da belediyenin ne kadar mali olarak güçlendiğinin bir göstergesidir. Ama şu da esasında önemlidir.
vatandaşlarımızın vergi topladığımız, vergilerini aldığımız insanların da ne kadar daha çok vergilerini gelip düzenli bir şekilde ödediklerinin de bir kanıtıdır. Çünkü hizmet alınmayan, hizmet götürülmeyen bir yerde de vergi olarak bunun dönüşümü de mümkün değildir. Bu da bize gösteriyor ki bir hizmet veriyoruz ki, iyi bir hizmet veriyoruz ki vatandaşlarımız vergilerini düzenli bir şekilde gelip ödüyorlar. Kendi olanaklarımıza yine vatandaşlarımıza hizmet götürebilme adına sürekli araç filomuzu yenileme noktasında çok ciddi girişimlerimiz oldu. 2014'ten günümüze kadar belediyemize kendi olanakları ve kendi bütçesinden olmak suretiyle 6 adet araç kattık. Bu araçları dediğim gibi hiçbir kaynak, dışarıdan hiçbir kaynak almadan kendi olanaklarımız, kendi vergilerimizle vatandaşlarımızın yatırdığı olanaklardan yola çıkarak araç filomuzu yeniledik. Yenilemeye de devam edeceğiz. Pazar yerimizden tutunuz. Bugün burada bulunduğumuz Balanokko meydanının çevresinin düzenlenmesi birçok köyümüzde ihtiyaç duyulan parkların yenilenmesi, yeni parkların yaratılması, sosyal, kültürel, sportif alanların yaratılması ve altyapısal sorunlarımızı da bir plan, proje içerisinde yenilenmesi, geliştirilmesi noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Pazarımız hem Çitastov Belediye olmamızdan dolayı hem de burada yaşayan halkımızın üretimini desteklemek için, bölgeye bir katma değer sağlamak için ve yerel ekonomiyi güçlendirme adına başlattığımız bir proje. Burada hafta sonları, pazar günleri bir marka pazar kuruyoruz. Bu pazarda sadece kendi bölgemizde üretim yapan üreticilerimizi ağırlıyoruz. Onların sadece kendi ürünlerini almalarını, burada pazarlamalarını sağlıyoruz. Bölgemizde üretimin desteklenmesi amacıyla hem yerel ekonomiyi güçlendirme açısından önemli olan hem de yerel kültürümüzü, geleneklerimizi de koruma altına alma düşüncesiyle bölge halkımızın kullanımına sunuyoruz. Haftanın bir günü de yine bölge halkımıza hizmet vermesi açısından burada bir salı pazarı kuruyoruz. Burada da amaç bölge halkımızın kaliteli, taze, günlük sebze, meyve, giyim ihtiyaçları vesaire ev ihtiyaçlarını karşılaması açısından da güzel bir pazar kuruyoruz. Bölgede yaşayan insanlara, bölge dışından gelen vatandaşlarımıza da burada haftanın iki günü hizmet veriyor bu pazar. Biz pazarımızı desteklemek için belediye buraya bir shuttle hizmet, taşımacılık sağlıyor. Ulaşımı kolaylaştırmak için buradaki satıcı arkadaşları da desteklemek adına bir taşıma hizmetimiz var. Bununla birlikte yine bölge turizmine bir katkısı olması açısından KOBİGEM'le yürüttüğümüz bir proje kapsamında yine yerel üreticilerimize yönelik burada turizmi canlandırmak, turisti buraya çekme adına kurguladığımız bir Çitasov pazarımız var. Orada da yine kendi bölgemizde üretilen el işinden tutun doğal ürünlere varan malzemelerin satışı, tanıtımı yapılıyor. Ayrıca bölgemizin tanıtımını yapılması için bir turizm bürosu orada mevcut. Bölgenin ihtiyacı olan bir yerdi. Yani uzun zamandır beklenen, yapılması beklenen bir yerdi. Ve tabii ki şimdi çok uzaklara gitmemize gerek kalmadı. Her istediğimizi bulabiliyoruz. Pazarları iyi, çok güzel. Gelir alışveriş yaparız. Daha önce burada hiçbir şey yoktu. Bir canlılık geldi buralara. Balalan'dan geldik alışveriş etmeye.
Her ihtiyacımızı giderebiliriz yani. Çok güzel. Her şey ihtiyacını karşılar insanlar. İnsanlarla da kaynaşın, görüşün. Güzel. Gittik sonra da daha da güzel olur. Halka hizmet ederler. Çok güzel bir şey. Daha evvel herkes ya Mausa'ya gidecekti ya Mehmetçik bilmem ne. İstediğini de bulamazdın. Şimdi burada çok güzel. Memnunum. Gittik sonra müşteriler rahatlamaya başladı. Alıştığı bölge halkı da daha iyiydi. Daha iyi de olacak yani. Zekabey Tohum Merkezi ülkemizde ilk tohum merkezlerinden bir tanesi. Orada bizim korumamız gereken ata tohumlarımızın çoğaltılması, burada tarıma yönelik tarımcı arkadaşlara bu tohumlardan verilmesi ve Tarım Bakanlığı'yla yürüttüğümüz organik çalışmalar çerçevesinde hem bu tohumlarımızın üreticiye ulaştırılması, organik tarımın teşvik edilip bölgemizde organik tarımın yapılması ve bu üretimin de bu pazara gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Belediyelerin çok önemli görevlerinde olan çevre noktalarında da çok farklı bir belediye vizyonuyla hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bugün Mehmetçik Belediyesi'nde kimyasal mücadele yapılmıyor. Ne böcekte kimyasal mücadele yapıyoruz, ne de bitkide kimyasal mücadele yapıyoruz. Bunu da halkımızın sağlığını, geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığını düşünerek yapıyoruz. Tamamıyla biyolojik yöntemlerle, yeni sistem yöntemlerle haşere noktasında mücadele etmeye devam ediyoruz. Bitki mücadelesi de, yani ot mücadelesini de bu şekilde halkımıza, insanımıza ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii kültürel anlamda da çok önemli bir belediye yürüttüğümüze inanıyorum. Kültürel etkinliklerimizi artarak sürdürüyoruz. Bununla birlikte gerek bizim geleneksel ülkenin en büyük, en eski festivallerinden olan Üzüm Festivalimizi uluslararası boyuta taşıdık. Bugün uluslararası seviyede olan bir festival yürütüyoruz. Yurt dışından birçok ekip festival döneminde bölgemizi ziyaret edip bizimle tanışma, bölgemizi tanıma imkanına sahip. Çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Bölgemize ilgi bu sebepten dolayı sürerek artıyor. Giderek büyüyen bir festival. Bunun yanında yine bölgemizin tanıtımı için uluslararası üyeliklerimizin bulunduğu bir dönem geçirdik. Sürekli uluslararası kuruluşlarla istişare içerisinde olup birçok üyelik gerçekleştirdik. Bunların başlıcası Çipta Slow üyeliğimiz, bunun yanında Slow Food üyeliğimiz, Uluslararası Festivaller Birliği'ne olan üyeliğimiz ve kendi içerimizde yine gençlerimize, halkımıza yönelik kültürel, sosyal faaliyetler kapsamında kültürelçileriyle ilgili yaptığımız çalışmalar, çocuklarımıza kendi kültürümüzü, kendi geleneklerimizi öğretme açısından yaptığımız girişimler, yine kadınlarımızın unutulmaya yüz tutmuş, özellikle bölgemizde yaşayan Lefkaralıların ülkemize ait olan çok önemli bir el işini daha çok duyurabilmek, koruyabilmek adına açtığımız Lefkara Evi ve Lefkara Evi'nin ürettiği Lefkara işleriyle sürekli onların tanıtılması ve pazarlanması açısından birçok girişim yapıyoruz. Onlarla birlikte çalışıyoruz ve onların da bizi yurt dışında sürekli olarak temsil etmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Birçok noktada altyapı sorunlarımız mevcut. Bunlar hayatın gerçeği ve sürekli olan eksikliklerden önemli bir kesimi. Biz 2014 yılından bugüne kadar asfaltlama çalışmaları açısından
10.700 metre ilk bir alanı asfaltladık. Bununla birlikte altyapı çalışmaları noktasında birçok noktaya gerek yağmur suyu drenaj, gerekse özellikle Balanokta Meydanı'nda da elektrik ve telefon altyapısını da ekleyerek daha çağdaş bir kent görünümü sağlamaya çalıştık. Tabii bunlar ihtiyaç sürekli oluyor, artıyor ve bu eksikliklerin giderilmesi için de sürekli bir çalışma yapılması gerekiyor. Belli bir plan program çerçevesinde ve bunu yaparken kalıcı yatırımların da öne çıkması için buna azami bir şekilde önem gösteriyoruz. Yani eğer bir asfaltlama yapılacaksa altyapısının yapılması, altyapısından sonra bir asfaltlamanın yapılması noktasında bir önem gösteriyoruz. Çünkü altyapısı olmayan yatırımların yapılması çok kısa dönemde çok olumsuz bir şekilde geri dönebilmektedir ve ciddi bir israfa da sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla bizim yaptığımız bütün üst yapı, asfaltlama, kaldırım çalışmaları altyapısı tamamlandıktan sonra yapılan yatırımlardır. Bu da tabii hem maliyeti artırıyor hem de görsel olarak bazı şeylerin ortaya çıkmasını da geciktirebiliyor. Ama biz biliyoruz ki doğrusu popülizm yapmadan, insanların gözünü boyamadan veya seçime yönelik yatırımlar yapmadan doğru yatırımları doğru bir şekilde doğru zamanda yapmaktır. Süreç gerekiyor buna. Bunu da anlayışla karşılıyoruz ama bizim hedefimiz daha çağdaş, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir kent yaratmak. Dolayısıyla biz bütün yatırımlarımızı da bu noktada bu şekilde sürdürüyoruz. Özellikle birkaç yıl çok ciddi oranda sıkıntı yaşadığımız su sorunu ülkemize su temin projesi kapsamında bugün ortadan kalkmıştır büyük oranda. Ama biz kendi su iletim hatlarımızla ilgili yatırımlarımızı da sürdürmeye devam ediyoruz. Birçok köyümüze ihtiyaç duyulan oranda yeni su hatları döşendi. Ama yine de birçok noktada eksikliklerimiz var. Bunların giderilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor, edecektir. Bu suya kavuşmamızdan sonra da bölgemizdeki tarımcıyı, hayvancıyı ve su ile ilintili iş yapan vatandaşlarımızın desteklenmesi amacıyla da tarımsal su veriyoruz. Daha ucuza ve bu suya çiftçimizin, tarımcımızın ulaşabilmesi için birçok noktada istasyonlar kurduk. Bu istasyonlardan haftanın 7 günü sürekli vatandaşlarımızın suya, tarımsal amaçlı suya erişebilmeleri için çalışmalar yaptık. Hedefimiz bu istasyonlardan bütün köylerimize kurmak ve oradaki üreticimizi daha kaliteli ve daha çok miktarda üretim yapmasını sağlamak. Mehmetçik Belediyesi ülkesel fiziki plan çerçevesinde 2017 yılında kendi imar planını hazırlayan bir belediyedir. Bu kırsal diyebileceğimiz bizim gibi belediyeler açısından bir ilk esasında. Bu çapta bir belediyenin şu anda bir imar planı üzerinde çalışma yapması bir örnektir diğer belediyelere ve ülkenin en büyük eksikliklerinden biri olan plansız, programsız büyümenin önüne geçilebilmesi ve bölgemizin daha planlı, daha programlı ve sürdürülebilir bir büyüme elde edebilmesi için çok önemli bir girişimdir. Çünkü Mehmetçik Belediyesi çok büyümeye potansiyeli olan, özellikle Bafra Turizm bölgesinin bölgemize kazandırdığı turistik yatırımlar ve o turistik yatırımların içerisinde
gelen turistlerin ve orada çalışacak olan insanların da sayısının göz önünde bulundurulduğunda bölgemizin ne kadar büyümeye açık bir bölge olduğunu çok önemli bir göstergesidir. Bu büyüme sevindirici. Evet, büyümek istiyoruz, gelişmek istiyoruz. Ancak biz planlı ve programlı ve sürdürülebilir bir yapı çerçevesi içerisinde büyümek istiyoruz. Bunun için bizim imar planımız çok önem arz ediyor. Çünkü imar planımızda bundan sonraki süreçte Mehmetçik Belediyesi içerisindeki yapılaşmanın ne şekilde, nerelerde, hangi noktalarda, tarımsal alanların nerelerde, hayvancılık bölgelerinin nerelerde yapılacağına, sosyal alanların nerede yapılacağına, eğlence merkezlerinin nerede yapılacağına, yollarımızın birbirine nasıl bağlanacağından tutun, bisiklet yollarının ortaya çıkması, bu bisiklet yollarının belediye hudutları içerisinde bize bağlı olan yerleşim yerlerindeki noktaların birbirine nasıl bağlanacağı, bisiklet kullanımının nasıl daha çok teşvik edilebileceği, yayalaştırmanın daha çok nasıl elde edilebileceği, alternatif enerji sistemlerinin nasıl kullanıp nerelere yerleştirebileceği üzerine bize bir program verecek, bir yasal bir mevzuat olacak elimizde ve bölgenizde yapılacak olan yapılaşmanın gelişimin nasıl olacağını şimdiden önümüze koyacak ve biz bu çerçevede bölgemizin daha güzel, daha refah ve istediğimiz şekilde gelişebilmesi için bir rehber olacak. Bu çalışmamız 2020 yılında en geç bitirilmesini hedefliyoruz. Ve 2020 yılında artık önümüzde Mehmetçik Belediyesi'nin bundan sonraki yıllar içerisinde nasıl büyüyüp gelişeceğini bize yasal bir mevzuat çerçevesinde önümüze koyacak güzel bir girişim olacak diye düşünüyorum. Ve örnek bir girişim olduğunu ve diğer belediyeler açısından da örnek alınması gereken çok önemli bir unsur olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Biz planlı, programlı proje üreten ve bir büyüme planı çerçevesinde vizyon sahibi olan bir belediye olarak büyümek istiyoruz. Çünkü inanıyorum ki bu bölgenin ileride gelecekte var olabilmesi için bir marka, bir belediye ve ilgi çeken, ilgi duyulan bir bölge olması için de bizim şimdiden geleceğimizi planlayabilmemiz lazım. Ve bu noktada imar planı bizim için çok öncelik arz ediyor. Mehmetçik Belediyesi artık önemli bir belediye. İsminden söz ettiren, ilgi uyandıran bir belediye. Biz bu çalışmalarımızı burada yaşayan insanlarımızın daha refah, daha güzel, daha sağlıklı bir belediye yaratmak için ve bu belediyenin sunduğu olanaklardan daha fazla burada yaşayan vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için bir belediye yaratma hedefimiz var. Buraya gelen turistlerin, buraya gelen ziyaretçilerin bizden buradan ayrılırken çok güzel bir hatıra ile buradan ayrılmalarını istiyoruz. Ve bizim belediyemizin artık Kıbrıs'ta da, dünyada da artık isminden söz ettiren bir marka belediye olarak Mehmetçik Belediyesi'ni bugünden daha güzel yarınlara götürmek için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız.